Hepinize hayırlı cumalar. Fatih Güneş'le piyasanın nabzında bu cuma gününde sizlerle beraber olmaktan çok mutluyuz. Bu ekranlarda bugün yine bir hafta kapatıyoruz sizlerle beraber. Bildiğiniz gibi Fatih Güneş'le piyasanın nabzı pazartesi haftayı açıyor. Tabii ki sabah programından sonra saat 11 gibi cuma gününde haftayı kapatıyoruz. En azından şimdiye kadar yayın akışımız böyleydi. Yine bu haftanın kapanışında haftayla ilgili değerlendirmelerimizle başlayacağız. Bazı belli başlı gelişmeleri aktaracağız size. Çok fazla teknik verilere boğmadan sizi elimizden geldiğince açık, anlaşılır sizlerle konuşmak istiyoruz bu konuları. Uzun zamandır beklenen bir kredi paketi vardı. KOBİ'lere kredi paketi. Piyasanın nabzını biz tuttuğumuza göre bununla ilgili de kabaca birkaç bilgi vereceğiz. Fakat her şeyden önemlisi İstanbul Kartal'da çöken binada 14 kaybımız, şehidimiz var. Buradaki kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Enkaz altında bir iki tane sağ kurtulan soydaşımız, vatandaşımız var. Onlara gözün aydın diyoruz. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Umarım bütün canlar alttan çıkarılmıştır enkaz altından ya da değillerse de çıkarılırlar. Böyle sevimsiz haberlerle biz bir daha karşılaşmayız diye düşünüyorum. Hani şu ekonominin bel direği, can evi, inşaat sektörü vardı ya, hani binalarımızda deprem güçlendirmeleri yaptık. Devamlı kanunlarla erteledik yani. İşte bu ertelemelerin, kanun ertelemelerin aslında bu binalara da yapılıp keşke bu binalar yapıldıktan sonra ya da bu binalar çökmeden önce zümrüt vakaları yaşanmadan bizlerin kullanımına sunulsaydı diye de düşünmeden edemiyorum. Bu benim tabii kişisel görüşüm. Devam edecek olursak Ziraat Bankası'nın beklenen kredi paketi açıklandı. Biliyorsunuz çok güzel bir buluşumuz var. Kredi, banka, kredi kartı borçlanmasına bütün milleti ve bütün ülkeyi talim ettirdik, mecbur bıraktık. Bunu da refah ve bolluk olarak gösterdik. Bunu ben söylemiyorum, 772 milyar dolarlık dış borcumuz söylüyor. Daha sonrasında da şimdi biz bunları nasıl kurtarırız? Bu halkımızı nasıl bu faiz girdabının içerisinden kurtarırız, çözeriz diye yine nasıl bir çözüm buluyoruz? Yine bir krediyle çözüm buluyoruz bu konuda. Devam edecek olursak tabii güzel haberlerimiz de var. Nedir güzel haberlerimizden bir tanesi? Trakya'da doğalgaz bulunması güzel haber. Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili yine bir güzel haberimiz daha var. İşte belli başlı gelişmeler varmış. Bunu niye önemsiyoruz? Çünkü dış ticaret açığımızın hala %70-75'inden fazlası nerede? Enerjide. Nükleer, çevresel faktörler olur olmaz. Buna isterseniz istemezsiniz, beğenirsiniz beğenmezsiniz ama bu ülkenin mutlak suretle enerjide dış bağımlılığının önüne geçmesi lazım. Yoksa her yıl 50-60 milyar dolar dış açık vererek hiçbir şekilde herhangi bir para ya da kazanım elde edemeyiz. Ana başlıklarımız bunlar. Kabaca bakalım, telefon bağlantısına kadar size bir iki bilgi vereyim arzu ederseniz. Telefon bağlantısına kadar bilgiyi veriyoruz. Neydi? Trakya'daki size söylemiştik küçük bir doğalgaz bulunduğunu söylemişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez demiş. Aynı zamanda da şöyle bir müjde vermiş. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız demiş ki biz ilerleyen aşamalarda da Akdeniz'de sondaj gemilerimizi arttıracağız ve enerji konusunda bilgilendirme ve yoğunluğu arttıracağız demiş. Bu mesela çok güzel bir haber. Akkuyu ile ilgili haberimizi söyleyelim. Ne olduğunu teknik arkadaşlarımız belki daha iyi bilirler. Biz kabaca bunları verelim. Neden Akkuyu önemli bu ülke için de az önce anlatmıştım. İlk reaktör basınç tankının tabanı üretilmiş. Bu bizim için çok önemli bir gelişme. Ne demek olduğunu ben bilmiyorum ama herhalde olumlu bir şeydir. Rosatom firması, Rus Rosatom firması diyor ki 12 bin tonluk bir baskı gücüyle presledik ve hazırladık diyor. Akkuyu'nun eğer zaten başladıysak bir an önce devreye girmesi ve ülkenin enerji ihtiyaçlarını bir an önce karşılaması gerektiğine inanıyor ve düşünüyoruz. Bu şekilde de hareketlerimizi yoğunlaştırıyoruz. Telefon bağlantımıza sanırım birkaç dakikamız var. Yine bugün Ziraat Bankası'ndan seracılık paketi dediğimiz Türk tarımı ile ilgili çok önemli bir kredi destek beklentisi vardı. Ziraat Bankası bunun yayınladı. Ne kadar etkili olur olmaz bilmem. Ama dediğim gibi krediye krediyle çözüm ya da tarıma krediyle çözüm bu zamana kadar hiçbir fayda sağlamadı. İnşallah bundan sonra ben yanılırım, fayda sağlamış olur. Devam ediyoruz başka ekonomik gündem başlıklarınıza.
Yine rüzgar enerjisiyle ilgili bir haber var. 2 milyar dolarlık yatırım yaparak 5-6 milyar dolarlık efekt sağlanabileceğini, etki sağlanabileceğini uzmanlar dile getiriyor. Dünyanın, Avrupa'nın nükleer santrallere niye karşı olduğunu şu şekilde anlatıyor çevreciler ya da nükleer santrallere karşı olanlar. Tabii ki gönül ister ki biz bu kaynağı nükleer santral ya da nükleer güç dışında bir güçten elde edebilelim. Ne diyorlar? Diyorlar ki bakın Almanya diyorlar, İngiltere diyorlar. Onlar yenilenebilir enerjiye geçtiler. Yurt dışında yenilenebilir enerjiye geçildi. Neden biz şu an nükleer tesis inşa ediyoruz? Onu da söyleyeyim. Çünkü yenilenebilir enerji öyle pat diye bu enerjiyi size bir anlık yatırımla veremez. Ve enerji maliyeti ve enerji verimliliği bu kadar kısa zamanda olamaz. Ayrıca yenilenebilir enerji için güneş panellerinin bir bölümü, yavaş yavaş yerli üretimler çıkmaya başladı ama bunların chipsetleri, yazılımları, bunlarla ilgili cihazlar, rüzgar santrallerinin belli başlı cihazları, bunların neredeyse %70'i 80'i zaten ithal ürün. Bütün ülkede bir nükleer tesisin karşılayacak kadar güneş ve rüzgar enerjisini oluşturmak için en az 7-8 yıl sadece buna yatırım yapmak gerekiyor. Bu arada da şu çevrecilere şu soruyu sormak lazım. Neden bu gösterilere gelip daha kurulmayan Akdeniz'deki nükleer tesisimizin, Akkuyu santralinin yapılacak olan inşaatın önünde yapıyorsunuz da daha bundan 2 ay önce, 3 ay önce İngiltere ile Katar arasında, İngiltere ile Körfez ülkeleri arasında yapılan anlaşmalar, nükleer anlaşmalara hiçbir şekilde tepki vermiyorsunuz? Bunu da çok merak ediyorum. Biraz daha bakış açımızı genişletmemiz lazım. Bunları da görüyor olmamız lazım diye düşünüyoruz. Ben bu noktada hükümetin enerjiye yaptığı yatırımları doğru buluyorum. Bu şekildeki yatırımı gecikmiş buluyorum ama gecikmiş ama doğru buluyorum. Neyse, en azından diğerlerinde inşallah geç kalmazlar. Yine ekonomi gündemlerinde şöyle bir haber var. 1.4 milyar dolarlık bir borsa çıkışı gerçekleşmiş. Yabancılar tarafından, borsadan. Geçtiğimiz programlarda Sayın Muammer Bingöl uzman olarak bize yabancıların dolardan çıkıp borsaya yatırım yaptığını söylemişti. Borsada yaklaşık 100 bini geçti, 102 binlerdeydi. Şimdi tekrardan güncel verileri size vereceğim. Belki ara ara benim programımda değil ama benim programımda daha çok piyasanın nabzının sosyal medya hesaplarının döngüsü var ama bu noktada sorularınız olursa da dönen ekrandan ben görüyorum sosyal medya hesaplarımız var. Bütün sosyal medya kanallarında yani Twitter'da piyasanın nabzı, Facebook'ta piyasanın nabzı sayfası, yine YouTube'da piyasanın nabzı sayfamız var. Instagram'da piyasanın nabzı sayfalarından bize ulaşabilirsiniz, görüş yazabilirsiniz. Ama WhatsApp hattımız da var. Buradan soru ve bildirmek istediklerinizi de söyleyebilirsiniz. Geçerken ben görüyorum, tekrar edeyim. 0-553-715-4941 0-553-715-4941 numaralı WhatsApp hattımızdan da bize sorularınızı ve bildirmek istediklerinizi iletebilirsiniz. Arkadaşlar bağlantımız hazır mı diye bakayım yoksa başka bir konuya geçelim. Peki o zaman hemen yine her zaman olduğu gibi Konya Döviz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muammer Bingöl'e dönelim. Muammer Bey beni duyuyor musunuz? Sevgili Fatih, duyuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Muammer Bey, nasıl bir hafta geçirdik acaba, öğrenebilir miyiz sizden? Piyasal olarak sakin bir ortam geçirdiğimizi söyleyebilirim. Dış gelişmelere bağlı olarak geçtiğimizde altını çizmekte fayda görüyorum. Özellikle geçtiğimiz haftalarda yaptığımız programlarda şunu çok altını çizerek söylemiştim. ABD ile ilgili, Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili gelişmelerin çok olumlu olduğunu, ABD ekonomisinin iyi olduğunu, bu gelişmelerinde önümüzdeki günlerde dolar euro paritesinde çok etkisiz mi olacağını altını çizmiştim. Hatırlayacaksınız, belki duymuşsunuzdur. Geçtiğimiz hafta İtalya ile ilgili olumsuz gelişmeler yaşandı. Ben Avrupa ile ilgili bu gelişmeleri zaten bekliyordum. İtalya'nın çıkmış olduğu ihalede sıfır teklif geldi. Yani İtalyan tahvillerine hiçbir teklif gelmedi. Yani deyim yerindeyse İtalya şu anda çöp durumuna düşmüş durumda. Tabii İtalya batırılacak veya batmasına göz yumulacak bir ülke olmadığı için de Avrupa Birliği adım atacaktır. Ama bu gelişmeler dışında geçtiğimiz hafta dolar seyredi 5-200 seviyesine kadar geldiğimiz bir ortamda özellikle de altını tekrar çizerek belirtmek istiyorum.
Hafta içinde bu haftadan itibaren Moody's'te bir not artırım bekliyoruz ülke olarak. Notumuzun, kredi notumuzun artmasıyla ilgili bir gelişmeler bekliyoruz. Bunu beklediğimiz ortamda dolar TL'nin 5.20 seviyesine kadar daha sarktığını görmüştük. Ama İtalya ile ilgili gelen olumsuz gelişmeler etkisinde 5.250-5.280 seviyesinde, hatta 5.30 seviyelere kadar tırmandığımız ortam oldu. Piyasalar dış gelişmelere odaklı hareket ettiğini söylemekte fayda görüyorum. Son zamanlarda bir miktar da olsa IMF ile ilgili çeşitli spekülatif hareketler veya spekülasyonlar yapılmakta, IMF ile ilgili anlaşma olacağı şeklinde piyasalara şerbet verilmekte olduğunu söyleyeyim. Ama hükümet tarafının da bunu çok net ve kesin bir dille yalanladığını da söylemekte fayda görüyorum. Ama geldiğimiz ortamda piyasaların dışarıdaki olumlu veya olumsuz gelişmelerin üzerinde etkisi altında kaldığında belirtmek istiyorum sevgili Fatih. Peki biraz da şöyle bahsedelim. Dövizi etkileyen faktörlerde biliyorsunuz siz bunu çok güzel yorumlamıştınız ve sizin dedikleriniz de çıktı. Dediniz ki Avrupa ekonomisi sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle Euro mutlaka dolar karşısında güç kaybedecek diye ifade etmiştiniz. Parite de sizin dediğiniz yönde yönleniyor. Bu arada tabii Almanya'dan ilginç bir veri... 1.50 seviyesine kadar geri... Evet. Almanya'dan da ilginç bir veri geldi bu arada. Almanya'dan gelen... Beni duyuyor musunuz? Muammer Bey, beni duyuyor musunuz? Acaba ben karttan mı düştüm? Yo, biz sizi duyuyoruz. Tamam sevgili Fatih, şimdi ben de sizi duyuyorum. Tamam. Şimdi Almanya'dan ilginç bir veri geldi. Almanya'da aslında toplam siparişlerde, toplam fabrika siparişleri diye bir veri var. Tüm Almanya bir üretim ülkesi olduğu için. %0.5 artış beklenirken tüm bu Almanya'daki fabrikalardan %1.6 düşüş geldi. Bu da Avrupa'da hiç beklenmeyen bir durum olarak görüldü. Tabii Almanya'da siparişlerde yaşanan 1.6 düşüş demek aslında Almanya'nın üretim yapıp gönderdiği ülkelerin de ciddi anlamda ekonomik sıkıntıda olduğunu gösteren bir göstergeydi. Bunun da Euro'ya olumsuz etkisi olabilir mi sizce? Çok doğru, net ifadeler söylüyorsun sevgili Fatih. Kesinlikle doğru, çünkü Avrupa Birliği'nin lokomotifi Almanya. Almanya olmazsa Avrupa Birliği dağılmak üzere. Ben zaten Avrupa Birliği ile ilgili dağılma sürecinin başladığına inanıyorum. Eninde sonunda Euro bölgesiyle ilgili dağılmalar gelecektir. Buna inanın. Çünkü 19 tane ülkede hepsinde ayrı bir sorun var. Hepsi bir sıkıntıda olduğu bir süreç. Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan kurtarıldı, Portekiz kurtarıldı. Ama bunlar küçük ekonomiler. Yani Avrupa Birliği içerisinde Euro bölgesine çok fazla derinden sarsılacak bir gelişmeler değil. Ama İtalya öyle değil. İtalya gerçekten büyük bir ekonomi ve İtalya'nın batmasına kesinlikle piyasalar müsaade etmez. Düşünün, Euro bölgesi gibi güçlü bir ülkenin İtalya'nın tahvillerine sıfır talep gelmesi, İtalya'nın durumunun bizden daha kötü bir durumda olduğunun göstergesi deyim yerindeyse. Neden diyeceksiniz? Biz bile ihaleye çıktığımızda evet faizlerimiz yüksek olabilir. Şu anki piyasa koşullarında İtalya'dan kat kat fazla faiz verdiğimiz kabul edilebilir. Ama bizim tahvillerimize, bonolarımıza inanılmaz talep gelirken bu güvenilir bir ülke olduğumuz anlamına da geliyor sevgili Fatih. Ama Avrupa Birliği'nde sıfır teklif gelmesi İtalya ile ilgili endişeleri ön plana çıkardı. Ben önümüzdeki günlerde bu sürecin daha da derinleşeceğini bekliyorum. Zaten bir Brexit'i çözemedikleri, İngiltere ile ilgili Brexit'i çözemedikleri bir ortamda İtalya ile ilgili sorunlarda Euro bölgesine zarar vermeye devam edecekler. Biz pariteyi önümüzdeki günler için 1.08'e kadar net bir şekilde geleceğini ifade etmiştim. Bugünlerde 1.1350'ye kadar geri sarkmalar oldu. 1.15'e değilse bile çok net bir şekilde hızla 1.1350'ye gerek. Ben önümüzdeki günlerde bu sürecin daha da hızlanacağını, Euro dolar paritesinde dolar lehine gelişme artacağını, özellikle de Trump'ın Powell üzerinde etkisinin, yani Fed Başkanı'na faizleri artırma, çok değerli dolar istemiyorum anlamında gelen ifadelerin ne kadar etkileyebileceğini, yani bu söylemlerin çok etkili olmayacağını anlatmak istiyorum. Neden diyecek olursanız, çünkü ABD ekonomisinin geldiği ortamda çok güçlü bir konuda olduğu ve faiz artırımının kaçınılmaz olduğunu söylemekte fayda görüyorum. O gün Euro dolar paritesi 1.08, Avrupa ekonomisinde çöküşün devam etmesini bekliyorum. İleriki günlerde de
bizimle ilgili gelişmelere bakacak olsak, biz Suriye ile ilgili gelişmelerin bizim hem fiyatlarda hem ekonomilerimizde etkisinin çok artacağını düşünüyorum. İşte muhalefetin ısrarı bile yetermiş oldu. IMF ile ilgili gelişmelerinde yine sıcak halini koruyacağını düşünüyorum. Ama bizim için şu günlerde en etkili veya bizim ekonomiyle ilgili gidişatı belirleyecek konulardan bir tanesi de Suriye'deki sorun olduğunda söylemekte fayda görüyorum. Hatta bu sabah saatlerinde yine uluslararası piyasalardan takip ettiğim ortamda 7-8 tane ülkenin Suriye'de Türkiye'nin olumsuz hareket ettiğini, oradaki Suriye'deki gelişmeleri olumsuz ulaştırdığıyla ilgili ultimatomu vardı. Yani deyim yerindeyse yine Haçlı seferinin birlik olup üzerimize geldiği bir ortam olduğunu da söylemekte fayda görüyorum. Gerçekten sıkıntılı günler yaşayabiliriz ama hep bizim birlik beraberlik içerisinde gitmesine fayda görüyorum. Peki sizi yine bulmuşken bir gelişme daha oldu. Bir önceki programlarımızda da bahsetmiştik sizinle. İngiltere Başkanı Sayın May de Brexit sürecinde kararlı bir şekilde devam ettireceğini, yönlendireceğini söyledi. Bu da herhalde Mart-Nisan ayı gibi zaten İngiltere'nin kopuşuyla beraber Avrupa ekonomisinin daha da küçüleceği anlamına geliyor. Eğer yanlış düşünmüyorsak. Bu da yine Euro'da bir güç kaybı oluşturacaktır diye düşünüyorum. Siz de aynı fikirdeydiniz geçmiş programlarda, bunu söylemiştik. Şimdi bizim programımızı genelde finans piyasalarında biz işte tabiri caizse parasını çalıştıran insanlardan ziyade reel piyasada kendini devam ettirmek isteyen ama euro ile dövizle işi olan bir şekilde bunları yürüten kişiler de bizi izliyor. Saatimiz gün içi olduğu hasebiyle. Şimdi şöyle düşünelim o zaman. Euro değer kaybedecekse ve etmeye devam edecekse, Brexit süreciyle beraber daha da kaybedecekse, dolar yine maalesef diyoruz ama işte doğru Amerikan Merkez Bankası'nın tavırları ve kararlarıyla yükselecekse, ham maddesini dolarla alıp euro ile satış yapan o zaman bir ihracatçıya nasıl bir önermede bulunabiliriz? Yani elindeki euro varsa bunu ne yapmalı? Euronun yükseleceğini beklemek için bir kenara mı koymalı? Dediğimiz gibi bunlar şahsi tavsiyelerimiz. Elinde dolar olan hemen şimdiden TL'ye mi dönmeli, yoksa eğer dolarla ham madde alacaksa bu doları bunun için elinde mi tutmalı? Nasıl bir şahsi tavsiyede bulunabiliriz bu şekildeki ihracatçılarımıza? Sevgili Fatih, İngiltere ile ilgili görüşlerin çok doğru, yerinde tespit. Çünkü Brexit sürecinde Avrupa'nın daha da zayıflayacağı bir gerçek. Bununla ilgili hemfikiriz. Kesinlikle doğru. Altını çizelim. Öte yandan dolar ve euro ile ilgili, tamam, uluslararası piyasalarda euro dolar partisi ile ilgili biz dolar ile ilgili gelişmeleri bekliyoruz. Euro'nun değer kaybedeceğini bekliyoruz ama unutmayalım ki dünyada her piyasayı etkileyen euro'nun fiyatına belirleyen dolardır. Yani dolar yukarıya gittiğince aradaki makas kapansa bile, yani diyelim ki euro dolar partisi şu anda 1.1350. Yani 13.50 euroya alabiliyorsunuz doları. Anlatabildim mi demek istediğimi? Evet evet, anladım. 1 euro 1.13 dolar seviyesinde yani. Evet yani inanılmaz güçlü bir şekilde konumda euro. Önümüzdeki süre içerisinde euro dolar partisi arasındaki makas daralabilir. Buna katılıyorum çünkü bekliyorum. Bu beklentiler hakim. Ama şunu unutmayalım ki uluslararası piyasalarda, dünya piyasalarında dolar yükseldikçe euro'nun da değeri yükselecektir Türk lirası karşısında. Yani TL'ye karşı ikisinin de yükselişi olacaktır. O zaman ne yapmalı? Döviz anlamında, döviz bazında kalmalı. Dövizde kalmalı diye düşünüyorum. Yani dolar yükseleceği için, euro'nun fiyatında dolar belirlediği için altının fiyatında herkese aynı şekilde olduğunu düşünmekte fayda görüyorum. Tüm dünyada para birimlerinin hepsini ilk önce doların fiyatını bulursunuz. Siz ekonomiden daha iyi bilginiz olduğu için beni düzeltebilirsiniz. Estağfurullah. Dolar bütün para birimlerinin babası. Yani dolar koyarsınız altına çarparsınız veya dolar koyarsınız euro'nun fiyatını bulursunuz. Bu anlamda söylemek gerekirse dolar yine beklentimiz dahilinde uluslararası piyasalarla ve tüm dünya gelişmekte olan piyasalarla yükselecekse euro da onunla birlikte yükselecek. Ama sadece ikisinin arasındaki makas 1.1350 iken 1.08'lere düşecek. Sadece böyle düşünmek lazım. O anlamda dövize kalmaktan daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tamam, çok güzel. O zaman doğru anlamış mıyım? Ben kendi adıma söyleyeyim. Mutlaka izleyicilerimiz anlamıştır. Şunu söyleyeceğiz. Yani dolarla eğer ham madde alıp euro ile ihracat yapıp satıyorsanız
İşte şimdi euro daha gitgide düşecek. Euronuzu şimdi satıp TL'ye geçin. Doları elinizde bulundurun demiyoruz. Bunlar birbiri arasında parite dediğimiz şey doların euro ile euronun dolarla arasındaki fark. Yükselirse bunlar beraber yükseliyor. Düşerse beraber düşüyor. O nedenle eğer dövizli alımlı satımlı işimiz varsa dövizde kalalım. Hiç TL ile arasına TL karıştırmayalım. Elimizdeki euroyu doları euro dolar olarak muhafaza edelim dersiniz. Doğru mu reel piyasa için? Aynen. Bugünkü geldiğimiz ortam bunu gösteriyor. Ha TL'ye güvenmek anlamında bugün geldiğimiz noktada TL'ye tabii ki güveniyoruz. Tüttasıyla hareket etmek, Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi uluslararası piyasalarda TL ile veya yerel para birimleriyle ticaret yapmak doğru bir şey. Ama siz kendi adınıza birey olarak kendi adınıza kendinizi korumak açısından dövizle işiniz varsa, dövizle ticaret yapıyorsanız, dolarla veya euroyla ticaret yapıyorsanız, dolar ve euro kalmanız sizin kendi açınızdan daha mantıklı anlamında söyledik bu cümleyi. Evet. Peki yine birbirinden güzel bilgiler verdiniz. Hem bir şu an güncel kapanış, hafta kapanışı sizden döviz fiyatları alalım. Hem de önümüzdeki haftayla ilgili nasıl bir beklentiniz var? Ne gibi gelişmeler olacak? Onunla bağlantımızı tamamlayalım istiyorum. Eyvallah. 5.240 yani 5.24 alış, 5.265 26 satış dolarda, 5.950 yani 5.95, 5.980, 5.98'e satış euroda piyasaların hareket ettiğini söyleyelim. Gün içerisinde küçük dalgalanmalar oldu ama kapanışlar bu seviyelerde. Önümüzdeki haftayla ilgili S&P'den not artırımı bekliyorum. Çünkü özellikle geçtiğimiz haftalarda yabancı yatırımcıların borsada alım yaptığını gördük. Çok net bir şekilde doğrudan yatırım geldi ülkemize. Döviz girişleri oldu. Günlük 1 milyar dolar civarında alımlar oldu. Başta ilk önce bankalar olmak üzere daha sonra sanayi endekslerine alımlar geldi. Ben bunun beklentisinin geçtiğimiz haftada söylemiştim. S&P ile ilgili not artırım var. Bu beklenti ile hareket ediyor yabancılar demiştim. Evet. Ekonomi şu anda rayında, iyi gidiyor, iyi hamleler yapılıyor. Ekonomik anlamda hükümet tarafından olsun, yetkililer tarafından olsun gerçekten güzel şeyler yapılıyor. Bu anlamıyla düşünmek gerekirse önümüzdeki süreç içerisinde bu sürecin devam etmesi dedikleri eğer not artırımıza gelirse dolar TL'de 5.15'leri yani 5.150'leri test edebiliriz. Altın çizerek tekrar söylüyorum, ilk defa da görüyorum. Not artırımı gelirse S&P'den beklenti bu şekilde 5-15'ler test edilebilir. Ama yine her zaman söylediğim gibi ihtiyacı olanlar yine 5-15 seviyelerinde yani dolarla işi yapanlar, dolarla ticaret yapanlar veya euroyla ticaret yapanların bu seviyelerden alım yapmaları uygun diye düşünüyorum. Peki Muammer Bey, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz güzel bilgiler için. Size iyi akşamlar, iyi bir hafta sonu diliyoruz. Selamlar, saygılar. Saygı dileklerimle. Saygılar Sevgili Fatih. Teşekkürler. Sağ olun. Her zaman olduğu gibi Muammer Bey son derece açık, net bilgiler verdi ama alışkanlık işte. Altını çizeceğimiz noktalar var canlı bağlantımızda. Birincisi, her zaman olduğu gibi Muammer Bey döviz alıp satıp para kazanan bir işletmenin sahibi ve yöneticisi olarak bile ne diyor? Diyor ki dövizle ya da dolarla ticaret yapan, işi olan ya da borcu olanlar bunları değerlendirsin. Yabancı para birimleri yatırım aracı değildir sevgili izleyiciler. Bu bizimki gibi ülkeler, sadece bize has değil onu da söyleyeyim. Bizimki gibi ülkeler, büyük dersiniz, küçük dersiniz, gelişmekte olan dersiniz, şaha kalkmış ekonomi dersiniz, yorumlar farklı. Kimisi batıyoruz diyor, Allah korusun. Ama bizimki gibi ekonomilerin vatandaşları yabancı para cinsine yatırım yapıyor. Bakın. Yabancı para cinsi bir yatırım unsuru değildir. Lütfen eğer elinizdeki küçük paraları böyle 50 dolarları 100 dolarları alıp ayın başında alayım sonunda bozdurayım ya da 200-300 dolar param var işte bu ay alayım da öbür ay satayım kar edeyim falan gibi işlerine girmeyin. İnanın bu büyük denizde hep o küçük yatırımcıların kayıplarıyla o büyük paralar oluşuyor ve o büyük balıklar küçük balıkları böyle yiyor. Peki ne yapmanız gerekiyor? Dövizle işiniz olabilir, dövizle borcunuz olabilir. Bunlarla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Elbette ki paramız Turgut Özal zamanından beri rahmetli convertible bir para. Yani değişim unsuru olan bir para. Bunu değiştirebilirsiniz. Muammer Bingöl'ün o cümlesi çok önemli. Bunun altını çizmek istiyorum. İkinci konuda eğer ihracat yapıyorsanız hiçbir şekilde işletmenizin TL ihtiyaçları haricinde Euro'dan TL'ye geçip TL'den bir daha dolar alayım,
dolardan TL'ye geçeyim, bir daha oradan euroya döneyim gibi işlemler yapmayın. Çünkü eğer ihracatçıysanız, euro ile para kazanıyorsanız dolarla da ham madde alıyorsunuz demektir. Bunlar yükselince beraber yükseliyor, düşünce beraber düşüyor. Merak etmeyin. Birbirleri arasındaki pariteler önemli. Eğer siz 100 birim euro alacağınız var ya da kasanızda varsa ama 10 birim, 15 birim dolarınız varsa o 30-40 birim euroyu dolara çevirebilirsiniz. Ham madde ihtiyacınız kadar ya da ithal edeceğiniz ürünler ihtiyacı kadar. Bu nedenle de bu konu çok önemli. Üçüncü bir para birimine dönmeyin. Eğer zarar görmek istemiyorsanız, Sayın Muammer Bingöl bunu da dile getirdi. Daha olumlu bir tablo çizdi. Özellikle Standard & Poor's'un, şu meşhur notçu Fitch gibi Standard & Poor's'un biz neyini bekliyoruz? Bir not arttırımını bekliyoruz. Daha doğrusu bu not açıklanacak ama arttırılacak mı, düşecek mi? Onu bilmiyoruz. Neyi umut ediyoruz? Çünkü bu notun yükseltilmesini umut ediyoruz. Nedeni şu, Türkiye ekonomisinde çok mu güzel işler oluyor? Hayır. Çok ciddi hatalar oluyor mu? Evet, ciddi hatalar da oluyor. Ekonomi yöneticilerinin de oluyor. Ama bu ülkenin ekonomisi şu an bizimle aynı sınıfa koydukları bu not kuruluşlarının ülkelerle de aynı durumda değil. Bu nedenle biz bu yöndeki Sayın Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu söylemine katılıyoruz. Hepsine katılmasak bile. Yani aslında bunun içerisinde politik bazı kararlar var, yönlendirmeler var. Aynı durumdaki İtalya'yı yerin dibine sokmaları gerekirken, Yunanistan'ı bizim ekonomimizden çok daha farklı yerlere koymaları gerekirken not arttırımlarında onlara tabiri caizse torpil yapıyorlar. Amenna bu, okey. Ama niye şimdi biz bunu söylüyoruz, niye kızıyoruz o zaman? Şimdiki hükümetimize, zamanımızdaki başbakanımıza, şu an cumhurbaşkanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a senelerce aynı politik not kuruluşlarının Türk ekonomisi için verdiği olumlu puanlarla bizi yönlendirdiler. Dediler ki bakın bu finans kuruluşu, bu not kuruluşu gördünüz mü bizim ekonomimizi nasıl görüyor? Onlar bile bizi böyle görüyor, onlar bile bizi böyle görüyor diye diye bizi, kendi ekonomimizi onların doğru yönlendirdiğini ikna ettiniz. Şimdi de diyorsunuz ki bu kararlar politik. Peki o kararlar politik değil miydi? Bunu herhalde 50 yıl sonra öğreneceğiz. Bizim ömrümüz yetmez tahminen. Çocuklarımız, torunlarımız onları görürse bize belki de mezarımızın başında gelir anlatırlar. Ama demek istediğim şey şu. Ne kadar bağırıp çağırırsak çağıralım. Bütün dünyada geçerli bir 4 tane, 5 tane, hadi belki 6 tane olsun derecelendirme kuruluşu var. Ve bu derecelendirme kuruluşuna da Türkiye üye. Yani bunlara para ödüyor. Hep, her zaman. Bütün ülkeler ödüyor. Bunlar nereden bu personellerinin parasını ödüyorlar, masraflarını ödüyorlar? Böyle ödüyorlar. Sonra diyorlar ki böyle bir değerlendirme kuruluşu olsun ki hiç ülkeyi bilmeyen uluslararası yatırımcılar o kuruluşların puanlarına bakarak gelsin ülkeye. Ana kural şudur, yabancı yatırım için çırpınıyoruz ya biz, yabancılar gelsin gelsin diye. 3 tane eğer değerlendirme kuruluşunun ikisi size olumlu puan vermediyse yabancı yatırımcı gelemez. Çünkü yatırımlarını yöneten kişi bunun hesabını veremez. Bu yatırım notlarına rağmen niye bu ülkeye yatırım yapıyorsunuz diyemez. Ha biz biliyoruz ekonomimizi, içindeyiz. Ama Standard & Poor's eğer Türk ekonomisinin notunu arttırırsa bunu hak etmiyor muyuz? Evet hak ediyoruz. Ama niye hak ediyoruz? Son aylarda yaptığımız atakla alakalı değil. Zaten ilk not düşürülmesi çok acımasızdı. Yani hak etmediğimiz kadar düşürüldü. Belki biraz düşebilirdi ama hak etmediğimiz miktarda düşürüldü. Türkiye ekonomisi hala yatırım yapılabilir, kazanç sağlayabilir, güçlü, dinamik bir ekonomidir. Ve Allah nasip ederse daha büyük zorlukları da atlatmış olan bu halk, bu vatandaş bu ekonomiyi yine ayağa kaldıracaktır. Yine Muammer Bingöl'ün birkaç tane satır başlığını söyleyip sonra reklama gideceğiz. Ne dedi Muammer Bingöl? Dedi ki bir kere euro dolar paritede düşme bekliyoruz. Neden? Avrupa ekonomisi güç kaybediyor, Amerikan ekonomisi güçleniyor maalesef. Keşke tersi olsaydı. Niye olduğunu her defasında söylüyorum. Çünkü bizim ülkemize giren euro fazla, bizim ülkemizden çıkan dolar fazla. Doların düşmesi, euronun yükselmesi bizim lehimize. İkisinin arasında eğer bir fark olacaksa, gönül ister ki hepsi düşsün ama öyle değil. Bu euroya dikkat etmek lazım. Yani elinde bu fiyatlardan ya da işte euro çok yükselecek, 9 euro olacak, 10 lira olacak diye yatırım yapmak yerine ya da bir kenarlara bunları muhafaza etmek yerine işinizi döndürecek şekilde bunları muhafaza etmeniz gerekiyor diye söylüyoruz. Maalesef güçlenen dolar euroya karşı güçlenerek gidecek. Şu an 1.12 parite. Parite nedir?
bir paranın diğer bir paraya karşılığı demektir. Nasıl biz 1 doları şu an 5.25 lira diyorsak 1 euroyu da 1.13 dolar ediyor şu an. Ya da işte 12 dolar ediyor. En son ne olmuş? Hemen size güncelini de söyleyeyim hatta. Şöyle bakalım buradan. Hafta kapanışı ile ilgili söylüyorum. Bu arada dolarda 0.26 bir düşme olduğunda görüyoruz. Onu da söyleyelim. 1.1338 durumdaymış şu an. Parite de bu demek. Bir en son Muammer Bingöl'ün söylemiyle bir reklama gidelim. Hem sizi dinlendirelim hem biz bir 5 dakika mola vermiş olalım. O da şu. Muammer Bingöl der ki döviz piyasalarında Standard & Poor's'un açıklamasına kadar olan süreçte piyasada bir beklenti var. Ama piyasa sanki Standard & Poor's'un not arttırmasını fiyatlıyor. Bu ne demek? Ekonomide biz fiyatlıyor diyoruz. Neyi görüyoruz? Yabancılar eğer dolarını eurosunu bozdurup Türk borsasına BIST'e yatırım yapıyorsa bu şu demektir. Demek ki Standard & Poor's'un ne not açıklanacağı belli. Herhalde yükselecek ya da bir gelişme olacak. Çünkü not açıklanırsa yabancılar gelip Türk borsasına yatırım yapıyor. Daha fazla yatırım yapıyor. Daha fazla yatırım yapınca ne olur? Borsa yükselir. Borsa yükselirse dolardan borsaya para giderse ne olur? Döviz düşer. Ana mantık bu. O yüzden hepimiz böyle devamlı Standard & Poor's deyip duruyoruz. O zamana kadar da önümüzdeki haftaya kadar da beklentiler bu yönde. Dilerseniz bir reklama gidelim. Fatih Güneş'le piyasanın nabzı. Reklamlardan sonra sizinle çok kısa bir ara veriyoruz. Ayrılmayın. Reklamlardan hemen sonra altın piyasaları ve haftanın gelişen ekonomik verileriyle devam edeceğiz efendim. Reklamlardan döndük. Fatih Güneş'le piyasanın nabzına. Çok fazla da bir zamanımız kalmadı. Bu nedenle hızlıca bir toparlama sürecine girelim istiyorum sizlerle. Bugün nelerden bahsettik? Yine her zamanki gibi döviz fiyatlarından bahsettik. Ne durumda diye. Maalesef bir küçük bir düşme olmuştu, yükselme olmuştu ama 5.25 bandında biraz hareket ediyor. 20'ye geliyor, 29'a geri çıkıyor. Demek ki çok yüksek oranda bir değişiklik yaşamayacağız diye düşünüyoruz bu noktada. Devam edecek olursak yine euro-dolar paritesi, yani 1 euronun kaç dolar olduğudur parite. Bu da 1.13-1.12'lerde seyrediyor ama uzmanlar, özellikle Muammer Bingöl ve bağlandığımız uzmanlar bunun aşama aşama 1.08'e kadar geleceğini söylüyor. Bir para birimi diğer bir para birimi karşısında neden değer kaybeder? Bu önemli bir konu. Sizinle bunları konuşurken gelen sorularda da bunları gördük. İlerleyen programlarda bununla ilgili size böyle 5-10 dakika küçük bir bilgi vermek istiyorum. Paranın değeri nedir? Değeri ne değildir? Çünkü ne diyor politikacılar? Diyor ki Türk parasının gerçek değeri bu değil. Olması gereken değer bu değil diyor mesela. Olması gereken ne? Olması gereken değer bu değilse niye o değerde oluyor, olmuyor? Sonra bir başkası çıkıyor diyor ki bu piyasayı ya da bu döviz piyasasını, rakamlarını biz belirleyemeyiz. Bunu Merkez Bankası da belirleyemez. Bunu belirleyen bir güç var. Uluslararası piyasa var. Peki bu uluslararası piyasa bunu belirliyorsa niye bir bizim paramıza gıcık kapıyor? Yani niye bir tek bizim paramızı düşürüyor? Bunlarla ilgili kabaca bazı bilgiler vereceğim. Hatta hazırlayabilirsem pazartesine yetiştirebilir miyim bilmiyorum ama önümüzdeki cuma Allah ömür verirse yaptığımız programda size bunlarla ilgili birkaç dakikalık görüntülerde sunmaya çalışacağım elimden geldiğince. Bizim için niye önemli? Dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin ihracatı %70-80 oranında euro ile. Bunun çünkü %52'si sadece Avrupa Birliği ülkelerine. Bu da ne demek? Gelen para euro. Bize gelen para euro. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin mal aldığı, hizmet aldığı, ham madde aldığı, enerji aldığı para birimine dolar. O yüzden dolar yükselip euro düşerse aslında biz durup dururken bir de o gelirlerimizden de oluyoruz. Bu da bizim ülkemizin lehine değil aleyhine işliyor. Devamlı parite parite demek istediğimizin de nedeni bu. Biz piyasanın nabzını tutuyoruz. Ekonominin nabzını değil, piyasanın nabzını tuttuğumuz için de piyasaya faydalı bilgileri de ara ara size vermeye çalışıyoruz sevgili izleyiciler. Yine son dakika ekonomi haberlerinde şunu görüyoruz. Aselsan yine Türkiye'nin gururu olarak çok önemli bir sözleşmeye imza attı. 512.4 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Gerçekten ülkenin gururu Aselsan. Son dönemde savunma sanayideki gelişmeler de çok önemli. Bu noktada eğri oturup doğru konuşalım. Mutlaka şeyi takdir etmek lazım. Şimdiki hükümeti özellikle savunma sanayini ve yerli savunma sanayine verdiği destekle. Ama bunların temelinin de yıllar öncesinde atıldığını unutmayalım. Kimse böyle şapkadan tavşan çıkarmadı. Ta rahmetli Erbakan döneminde bunlara bu atılımlar yapıldı.
Akabinde yine diğer hükümetler de bunlara destekler verdi. Ama kabul edelim, en ciddi gelişimini ve yol alışını son 10 yıldaki süreçte bu hükümet zamanında yapıldı. Bunu da dile getirelim. Tekrar tebrik ediyoruz. Tayin'in çift motorlu ankası, biliyorsunuz insansız hava araçları genelde tek motorlu oluyorlar ya da daha farklı bir sistematikleri var. Çift motorlu olması neye yarıyor bir insansız hava aracının? Çift motorlu olması daha yükseğe, daha güçlü olmasına, daha yüksek ağırlık taşımasına, daha uzun süre havada kalmasına neden oluyor. Tayi böyle bir ankasını, insansız hava aracı ankasını Mart ayında havalandıracağını söylemiş. Peki bu bizim niye piyasanın nabzını etkiliyor? İki nedenden dolayı. Bir, iki motorlu dünyada insansız hava aracı üreten üç ülkeden biri konumuna gelmiş olacağız. Bu da özellikle savunma sanayini etkileyecek. Savunma sanayi etkileyince peki ne olacak? Biz burada KOBİ'lerin neden bundan etkilenmesi gerekiyor? Bakın, Aselsan'a, savunma sanayine üretim yapan Anadolu'nun pek çok yerinde şehirler var. Konya'da bunların başında geliyor bu arada. Bizim için de bu önemli bir veri. Bütün Türkiye'de böyle olması. Enerji Bakanı'nın Trakya'da küçük bir doğalgaz bulunduğunun açıklamasını size dile getirdim. Ama inanın ben bunları çok önemsemiyorum. Ben kendimi bildim bileli herhalde 15-20 tane seçim gördüysem, nedense ne zaman petrol bulunsa bu ülkede, ne zaman doğalgaz bulunsa, ne zaman çok büyük kömür madenleri bulunsa, bir bakıyoruz ki seçime 2 ay var. Bu sadece bu hükümetle ilgili değil, geçmiş 20-25 yıldır hep böyle. O yüzden seçim sonunda bulunan doğal kaynaklar bizim için daha kıymetli. Bunu da aklımızın bir kenarında bulunduralım. Devam edecek olursak bakıyorum saatime. Bir altın rakamı vereyim size. Altın rakamı vermedim bugün. Döviz çok hareketli olduğu için. Altın çünkü çok stabildi. %0.03 altının değişimi. O yüzden çok da böyle canlı bağlantı yapıp uzun uzun sizlerle altın konuşmak istemedim. Bunu da size hemen ifade edeyim. Gram altında bir yükseliş söz konusu. Bunun da nedeni biliyorsunuz taleplerin daha çok aslında artık gram ağırlığı bir yatırım aracı olarak gram ağırlığa yönlenmesiyle ilgili olduğunu size söyleyebilirim. Genel anlamda şöyle bir daha baktığımız zaman ekonomik verilere, haftanın verilerine, Amerikan borsalarında bazı düşüşler var. Diyeceksiniz ki niye Amerikan borsalarındaki düşüşle ilgiliyiz? Çünkü maalesef öyle bir ülke ki Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı işsizlik verisi açıklanıyor. Gelip Türkiye'deki ekonomi değişiyor. Böyle bir ülke. Bütün dünya onun para birimini kullandığı için. Bu yüzden de bu verileri vermek zorundayız. Benim de hoşuma gitmiyor yani. Çok da umurumda değil işin açıkçası. Amerika'daki borsalardaki düşüş ya da yükseliş. Bunu da ifade edeyim. Neden verdiğimi de size söylemek istiyorum. Yine çok büyük bir projeymiş gibi bunun altını böyle çiziyorum. Geçtiğimiz günlerde burada biz Perakendeciler Derneği Başkanı Sayın Habib Şengör'ü konuk etmiştik. Orada da dile getirmişti. Dedik ki marketlerin kar marjı çok yüksekmiş. Öyle söylüyorlar. %40, %50, %60 kar marjlarınız varmış. Çünkü toptancılar böyle söylüyor. Hükümetten böyle açıklamalar var. Siz bu kadar kar marjınız var mı demiştik. Daha sonra Ekonometre gazetesinin sahibi Kenan Bey üstadımız da onlara da bu soruyu sormuştuk. Akabinde pazarlama konusundaki uzmanlara da tek tek dile getirmeyeyim. Onlara da bunları dile getirmiştik. Neden diye, ama iki tarafta farklı görüşler öne sürüyor. En son şimdi bugün Hazine Bakanımız dedi ki belediyelerimiz üzerinden tanzim satış mağazaları kuracağız biz dedi. Bu marketlere rakip olabilmek için. Yaşadığımız yer Konya'da, biz zaten Büyükşehir Belediyesi'nin kafeleriyle yiyecek içecek sektöründe rakip olmasına alışkınız. Diğer şehirler bakalım bizim kadar alışkın olacak mı? Bunu da dile getirelim. Tabii ki ekonominin içerisinde devletin yer alması önemli. Ama daha bankacılık sektöründe sizin hükümet olarak verdiğiniz kara listeyi siliyoruz, İnsanlara bir daha şans vereceğiz kararını önce bir bankalara uygulatın da bence ondan sonra salatalık domates satmanızı öneriyorum size. Bu ülkeyi yönetenlere buradan da dile getireyim. Küresel piyasalarda Amerika borsasındaki düşme nedeniyle dalgalanma oluyor. O bizim ekonomimizi de etkiliyor. Ama yakın zamanda ben size söyleyeyim, seçime kadar çok büyük hareketler beklemiyoruz. Amerikan Başkanı Trump parmağına sahip olursa, bir daha farklı tweetler atmazsa, bizim lehimize, aleyhimize bunları atmazsa yine böyle bir beklentimiz var. Faizi bildirmek zorundayız ne olduğunu. Çünkü faiz aslında sadece bizim alıp paramızı bankada kullandığımız bir unsur değil. Bazen faiz deyince insanlar yüzünü buruşturuyor ama bu aynı faiz doların fiyatını belirliyor. Aynı faiz euronun fiyatını belirliyor. Aynı faiz borsanın durumunu belirliyor. Aynı faiz
tüketici kredilerini, araçların, evlerin satılmasını belirliyor. O nedenle bunu da söylemek zorundayız. Faiz 18.37 deniyor ama şimdi bir firma, bir ticari işletme, hani Kobi cenneti ülkemiz diyoruz ya, Kobi cenneti olduğumuz için de övünüyoruz Kobi cenneti olmakla. Ne diyoruz Kobi cenneti olan ülkemizde? Şimdi bir Kobi gitsin bakalım bir bankaya, kredi talebinde bulunsun. Alabilir mi? Birinci cevap, alamaz. Aldı varsayalım, teminat verdi, gayrimenkul verdi, ancak öyle bu arada şu ara. Bunu verdi, aldığı oranların 18 ile hiç alakası yok, bunlara kanmayın yani. Banka şube müdürüne söylüyorum, 18'e para veriyorsanız getirin buraya, biz ne kadar veriyorsanız alalım. Öyle bir ticari kredi falan yok, bireysel kredi yok. Yapılandırma kredilerinde bile aylık net %2 ile veriyorlar bu kredileri. O nedenle bu genel piyasa rakamları ya da faiz rakamları benim için bir anlam, hiçbir anlam ifade etmiyor. Sizin için de etmesin. Haftanın kapanış rakamlarını vereyim dilerseniz. Haftanın kapanış rakamları borsa 102.452 ile kapatmış. Hemen onun devam edelim. Bakalım başka ne gibi bir veri var haftanın kapanış rakamlarında. Evet. Dolar 5.25'te kapatmış kendisini. Euro yine 5.95'te kapatmış. Zaten bundan birkaç saat önce de öyleydi. Dolar euro paritesi 1.13, ondan zaten devam dile getirdim. Faiz %18.37. Altında hafif bir yükseliş var ama altınla ilgili ilginç bir karar var. Yine Amerikan değerleme firması Goldman Sachs dedi ki altının şimdi ons fiyatı 1314 dolar ama yıl sonunda 1450 dolara çıkabilir dedi. Bilmiyoruz, uluslararası piyasada böyle bir durum varmış. Brent petrolle bizim çok işimiz yok. O nedenle o verileri sizinle paylaşmıyorum. Geliyorum direkt. Tabii ki bakıyorum, yok daha fazla gelemiyormuşum, daha fazla bilgi veremeyeceğim çünkü birkaç dakikamız kalmış programın bitince. Efendim, piyasanın nabzı nedir? Piyasanın nabzı Fatih Güneş'te piyasanın nabzı programında size piyasa verilerini bazen konuklarla bazen konuksuz vermeye çalışıyoruz. Birkaç program konuksuz olarak size piyasa verilerini verelim istedik ama önümüzdeki dönemden itibaren yine kıymetli konuklarımız burada yer alacak. Devamlı böyle haftanın bir, iki günü, üç günü görmeye alışkın olduğunuz kişilerden ziyade konunun uzmanı, net soru sorup net cevap alabileceğimiz, ki bu insanları bulmakta çok zorlanıyoruz. Onu da size buradan şikayet edeyim. Bu kişileri buralara konuk edip sizin sorularınızı onlara sormaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de bu görüntüleri, bu sesleri size yönelten, bizim burada her konuda rahat hareket etmemizi sağlayan rejideki kıymetli arkadaşlarımız, program yönetmenimiz Sayın Emincan, Ramazan Şengül ve Mehmet Sağır arkadaşımıza da buradan çok teşekkür ediyoruz. Efendim, hayırlı bir hafta sonu diliyorum. Umarım pazartesi günü Allah ömür verirse yine Fatih Güneş'te piyasanın nabzında sizlerle görüşmek nasip olur. Hoşçakalın.